Meclis açıldı fakat eksik ve yaralı olarak açıldı. Halkın iradesiyle meclise gönderilmiş milletvekilleri hala cezaevindeler. Bu parlamentonun 3. Büyük Partisi'nin eş başkanları 341 gündür yani 11 aydır cezaevindeler. Toplamda 9'u bizim partimizden, biri ana muhalefet partisinden olmak üzere 10 milletvekili olmadan açılmıştır bu meclis. Ve çalışmalarına başladığı ilk gün Siirt milletvekilimiz Besime Konca'nın milletvekilliği düşürülmüştür. Bu yaşananlar çatısı altında bulunduğumuz parlamentoya zarar vermektedir. Milletin seçtiklerinin bu göreve devam edip etmeyeceğine yine millet karar verir ve yerleri cezaevleri değil, milletin meclisidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eş genel başkanım Sayın Selahattin Demirtaş 11 aydır cezaevinde ve hala tutuklu olduğu dosyadan mahkemeye çıkarılmış değil. Hatta mahkemenin ne zaman yapılacağı dahi belli değil. Tutuklu dosyası dışında kalan diğer dosyalar nedeniyle 73 duruşması yapıldı. Bu duruşmaların hepsine mahkemede bulunma talepleri iletildi. Fakat mahkemeler farklı gerekçeler ile mahkemede hazır bulunma ve kendini mahkeme salonunda savunma taleplerini reddettiler. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da görülen duruşmasında yine bu talebi reddedildi. Gerekçe olarak ise yargılama gideri gösterildi. Yani Sayın Selahattin Demirtaş'ı Edirne'ye mahkemeye getirmek masraflı olur denilerek reddediliyor. Resepsiyonlar için yüz binlerce lirayı bulabilen devletin tutsak eş genel başkanlığımızla ilgili böyle mazeretler sunması komik ve akıl dışıdır. Buradan Adalet Bakanı'na soruyorum. Kim engelliyor Demirtaş'ın mahkemeye çıkmasını? Adalet Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı, Maliye Bakanı mı? Yoksa bir üst akıl mı? HDP'liler mahkemelerden kaçıyor diye propaganda yapılıyordu. Yargıdan kaçıyorlar deniliyordu. Sormak istiyorum sizlere, mahkemelerden kaçan kim acaba? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın Ankara'daki duruşmasında mahkemeye getirme talebinin reddedilmesine bir başka gerekçe olarak da güvenlik gösteriliyor. Demirtaş'ın tutuklu olduğu dosya ise Diyarbakır güvenli değil diye Ankara'ya taşınmıştı. Şimdi Ankara'daki başka bir dosyada ise güvenliği sağlayamayız denilerek mahkemede bulunma talebi reddediliyor. Bunun adı kişiye göre kural koymaktır. Neden Demirtaş'ın konuşmasından korkuluyor? Demirtaş mahkemeye çıkıp kendisini savunmak istiyor. Hayır, sen mahkemeye çıkamazsın. Kendini sevgisiyle savun denilerek adil yargılanma hakkı elinden alınıyor. Demirtaş, ben mahkemenize gelip kendimi savunmak istiyorum demektedir. Değerli milletvekilleri, hukuk yok olduğu bir ortamda kanun tasarı hazırlamanın da bir ehemmiyeti yoktur. Hukuk mazlumun hakkını korumaktan imtina ediyorsa hukukun bizzat kendisine de ihtiyaç yoktur. Bakın, o hal ilanıyla birlikte binlerce insanın görevinden ihraç edildi. Bu insanlar neden ihraç edildi? Devlet gözünde bir suç işledikleri için ki ihraç edildiler. Madem ki KHK'ler ile ihraç edilecek kadar bir kanıta ve kanaate sahipsiniz, o zaman gelin dava açın. Dava açmıyorsunuz çünkü suç bulamıyorsunuz. İhraç ediyorsunuz çünkü devlet gözünde suçlular. Arkadaşlar, böyle düzen olmaz. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Bu hukuk dışı anlayışı ne isteriniz de vermedik diyenleri özrü reva görüp barış bildirisine imza atanlara yargılayan hukuk anlayışıdır. Bu hukuk anlayışı yolsuzluk yaptığı iddia edilen bakanları bir anda temize çıkarıp bir yıldır tutsak bulunan eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ı mahkemeye çıkarmayan hukuk anlayışıdır. Kısaca sizin hukuk anlayışınız sizden olanları korumak, olmayanları cezalandırma anlayışıdır. Bu da haklının adaleti değil, güçlünün adaletidir. Bizde bir deyim var. Aç hırabiye hinketne bir şahşaklı köy. Bunun hikayesi de selden su değirmeni yıkılıp tarumar olmuştur. Ama değirmenci enkaz altında taşlar dönerken tak tak diye ses yapan düzeneği aramaktadır.